Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim, adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Düğün olur, bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can kafeste durmaz uçar. Dünya bir han konan göçer. Ay dolanır, yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak, tütmez baca, yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak, dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi, ne giderdim, günden güne arttı derdim. Garip kalır yerim yurdum, dostlar beni hatırlasın. Sayın Başkan Vekilim, kurum ve kuruluşların, sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerimizin saygıdeğer temsilcileri, belediyemizin sosyal medya hesapları üzerinden, ABB TV'den bizleri takip eden çok kıymetli izleyicilerimiz, bugün bu salonu böyle hınca hınç dolduran kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, Türk Halk Müziği İcra Heyetince hazırlanan Büyük Ozan Aşık Veysel'i anacağımız 7'den 77'ye Aşık Veysel'in izinde adlı konser programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Şarkışla'da Veysel idi, yeryüzünde aşık dediler. Gül topladı deryadan, su derledi kayadan. Sadık ve mülteci bir sazın tellerinde yürüdü. Söz ile bakar, söz ile görürdü. Yedi veren sevdasından bildiler. Böyle anlatmış şair ve yazar Haluk Işık dizelerinde Aşık Veysel'i. Sivas'ın Şarkışla ilçesinin fakir bir köyünde tarlada doğmuş. 79 yıl süren uzun ince yolculuğu boyunca üzerinde doğduğu toprak onun sadık yâri olmuştu. Çocukken yakalandığı çiçek hastalığı nedeniyle bir gözünü kaybetti. Diğer gözü ise işlevini çok az yerine getirebiliyordu. Veysel dünyayı o gözünden sızan ışığın izin verdiği kadar görebiliyordu. 7 yaşındaydı. Zorlu köy şartlarında bir çocuk için başka tehlikeler de vardı tabii. Nitekim bir kaza neticesinde diğer gözünü de kaybetti. İşte o 7 yılda ne gördüyse ömrünün geri kalan 72 yılında onlar üzerine inşa edecekti. Gözleri kapandı ama gönül gözünü hiç yummadı. Eserlerine yansıttığı vatanseverlik, hoşgörü, birlik, beraberlik, yaşama sevinci ve sevgi mesajlarıyla, yani sözleriyle hem kendi dünyasını aydınlattı hem de bugünlere ışık tuttu. Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece diye tarif ettiği 79 yıllık çileli ömrünü 21 Mart 1973'te doğduğu köy olan Sivri Alan'da, şimdi adına müze olarak düzenlenen evde tamamlayarak aramızdan ayrıldı. Tabii geride hafızalara kazınan çok sayıda eser bırakarak. Büyük Ozan Aşık Veysel'i vefatının 51. yılı yaklaşırken özlem, şükran ve minnetle anıyor. Manevi huzurunda saygıyla eğiliyoruz. Ruhu şad olsun. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın birbirinden usta, birbirinden kıymetli ses sanatçılarını ve çocuk koromuzu sizlere takdim etmekten şeref duyarım efendim.
Efendim, koromuzun şefi Sayın Nurullah Harmankaya. Kıymetli misafirlerimiz, konserimiz Şef Nurullah Harmankaya yönetimindeki Türk Halk Müziği Çocuk Koromuzun seslendireceği bir Aşık Veysel türküsüyle başlıyor. Mecnun gibi dolaşırım çöllerde, hayal beni savuruyor yel gibi. Ah çekerim, ağlarım gurbet ellerde, durmaz akar gözüm yaşı sel gibi. Alkışlarınız koromuz için efendim. Thank you.
Efendim, Şef Nurullah Harmankaya yönetimindeki Türk Halk Müziği Çocuk Koromuzu alkışlarınızla kulise uğurluyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendim, çalgı grubu şefimiz Sayın Oğuz Paksoy'u sizlere takdim etmek isterim. Bu muhteşem orkestraya ve kıymetli şefine de bir alkış rica ediyoruz. Sağ olun. Kıymetli konuklarımız, şimdi de Şef Dilara Şahin yönetimindeki Türk Halk Müziği Gençlik Koromuzu coşkulu alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz. Ve efendim, alkışlarınız kıymetli şefimiz Dilara Şahin için. Kıymetli misafirlerimiz, Türk Halk Müziği Gençlik Koromuz'da yine Büyük Ozan'ın çok sevilen bir türküsünü okuyacak sizlere. Keklik idim vurdular, kanadımı kırdılar. Daha ben neydim ki anamdan ayırdılar. Alkışlarınız Gençlik Koromuz için.
Efendim Şef Dilara Şahin yönetimindeki Türk Halk Müziği Gençlik Koromuzu da yine coşkulu alkışlarınızla kulise uğurluyor. Kıymetli konuklarımız, bağımsızlığımızı ve bu güzel günleri bizlere armağan eden isimler elbette hepimizin kalbinde yaşıyor ve yaşayacak. Tabii en başta 100 yaşına basan Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Aşık Veysel için de Atatürk'ün yeri hep ayrı olmuş. Şiirlerinde ondan hep övgüyle söz etmiş ve onu hep yüceltmiş. Hatta onunla bir araya gelebilmek için Sivas'tan, Sivrialan köyünden Ankara'ya kadar günlerce yürümüş fakat ne yazık ki bu emeline ulaşamamış. Ölmeden önce iki şey içimde ukde. Bir kurtuluş savaşına katılamadığıma, bir de Atatürk'ü göremediğime yanarım demiş. Atatürk'e olan sevgisini ve Türk milletine olan bağlılığını her fırsatta dile getiren Büyük Ozan'ın, Büyük Atatürk'ün ölümü üzerine yaktığı bir de ağıt var ki onu hepiniz biliyorsunuz. Bugün hala her dinlememizde yüreklerimizi dağılıyor. Hadi gelin şimdi Büyük Ozan'ın bu ağıdına kulak verelim hep birlikte. Ağlayalım Atatürk'e. Şüphesiz bu dünya fani, tarının aslanı hani, sizin nice mahlukta pisi birden ağladı. Şüphesiz bu dünya fani, tarının aslanı hani, İnsicin nice mahlukta pisi birden ağladı. Her millet Atatürk deyin, cemiyetin aklam ağladı. İskender'i Zülkarneyn çalışmadı bunca leyin. Her millet Atatürk deyin, cemiyetin aklam ağladı. Atatürk'ün eserleri söylenecek bundan geri. Bütün dünyanın her yeri mahcetti ve tan ağladı. Fabrikeler icat etti, hatalığın ispat etti, varlığın Türk'e terk etti, döndü çarş devran ağladı. Fabrikeler icat etti, hatalığın ispat etti,
Varlığın Türk'e terk etti, döndü çar devran ağladı. Tren hattı tayyar eder, Türkler giydi hep karalar, Semerkandi, Buharalar, Şiddi her yan ağladı. Tren hattı tayyar eder, Türkler giydi hep karalar, Semerkandi, Buharalar, Şiddi her yan ağladı. Melek-ül Mevt'in elinden her gelen insan ağladı. Uzatma Veysel bu sözü, dayanmaz herkesin özü. Koruyalım yurdumuzu, dost değil düşman ağladı. Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyetimizin birbirinden kıymetli ses sanatçılarını coşkulu alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyorum. Ve efendim alkışlarınız Büyük Ozan Aşık Veysel'i eserleriyle andığımız programımızda yine bu akşam koromuzu yönetecek olan, bu akşamki özel repertuarı sizler için hazırlayan kıymetli şefimiz Yiğit Aktı için.
Saygıdeğer konuklar, konserimiz icra heyetimizden dinleyeceğiniz Büyük Ozan'a ait çok sevilen bir eserle devam ediyor. Derdimi dökersem derin dereye, doldurur dereyi, düz olur gider. Irak ipler geldi girdi araya, korkarım, yar benden yoz olur gider. Alkışlarınız icra heyetimiz için. Thank you.
dost, dost diye hayalına geldiğim, dostusa ayırmış özünü benden. Çatık kaşlı benlerini saydığım, dostusa çevirmiş yüzünü benden. Hasan Akbaba geliyor mikrofona. Yeah.
sakınıyor gözünü. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı, vursam, yaralasam söz ile seni. İcra heyetimizden dinliyoruz. Toprak
ölümün, yeniden doğumun, kök salmanın, değişim ve dönüşümün ana mekanıdır. Toprağın yaşam, bolluk ve bereket kaynağı olduğunu söyleyen Aşık Veysel, onu yar, dost ve ana olarak görmüştür. Çünkü bir ana gibi üzerinde çalışan, alın teri döken, emek harcayan insanı değiştirip dönüştüren kutsal bir mekandır toprak. Dost, dost diye nicesine sarıldım, benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum, benim sadık yârim kara topraktır. Aşık Veysel'den dinliyoruz efendim.
Kıymetli misafirlerimiz, sırada Büyük Ozan'ın yine çok bilinen ve çok sevilen bir eseri var. Çiğdem der ki, ben elayım, yiğit başına belayım. Hepsinden ben alayım, benden ala çiçek var mı? Solistimiz Zahide Betül Şengül geliyor mikrofona. Beni hor görme kardeşim, sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz, sen gümüşsün, ben sac mıyım? Solistimiz Veli Pepe'den dinleyeceğimiz Aşık Veysel'in bu ölümsüz eserinin hemen ardından koromuz Büyük Ozan'ın bir başka ölümsüz eserini seslendirecek sizlere. Güzelliğin on par etmez, şu bendeki aşk olmasa. Alkışlarınız solistimiz Veli Pepe ve koromuz için efendim.
beni hor görme kardeşim. Sen altınsın, ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşum. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Aynı vardan var olmuşum. Sen gümüşsün, ben saç mıyım? Ne varsa sende bende, ne varsa sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben açmayım. Yarın mezara girende sen toksun da ben açmayım. Kimi molla kimi derviş, kimi molla kimi derviş, Allah bize neler vermiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeşmiş. Kimi arı çiçek dermiş, sen balsın da ben çeşmiş. Torpaktandır cümle beden, torpaktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Öyle emretmiş yaradan, sen kalemsin ben uçmuyum. Böyle emretmiş yaradan, sen kalemsin ben uçmuyum. Tabiata veysel aşık, tabiata veysel aşık, torpaktan olduk kardeşim. Aynı yolcuyuk yoldaşım. Sen yolcusun, ben başmayım. Aynı yolcuyuk yoldaşım. Sen yolcusun, ben başımıyım dost.
Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, kıymetli şefimiz Sayın Yiğit Aktı'yı, bu muhteşem Oğuz Paksoy yönetimindeki bu muhteşem orkestrayı ve bu dev koroyu coşkulu alkışlarınızla kulise uğurluyoruz efendim. Kıymetli misafirlerimiz, ara vermeyeceğiz. Salonu terk etmemenizi öneririm.
Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler. Büyük Ozan Aşık Veysel'i korolarımızın seslendirdiği deyişleriyle, türküleriyle anarken şimdi sizlere iki konuk birden getiriyorum. Onları dinledikten sonra insan sokağa çıkmadan önce ve gece yatmadan önce mutlaka bir türkü dinlemeli diyorsunuz. Çünkü onlardan ve bağlamalarından bir ezgi, bir deyiş, bir türkü dinlemek Anadolu'nun bütün dağlarını, ovalarını, köylerini, kentlerini gökyüzünde süzülerek dolaşıvermek demek. Hem de dört mevsimde de. Bağlamalarından, dillerinden ve okudukları türkülerden aşk, barış, emek, doğa, kardeşlik ve dünyayı el birliğiyle sahiplenme çağrısından başka bir şey dökülmeyen, bağlamayı dile getiren iki virtüöz, iki olağanüstü ses, iki usta isim. Onları anlatmama gerek yok aslında ki bu iki değeri de çok iyi tanıyor ve çok seviyorsunuz. Ünleri bu toprakları çoktan aştı. Coşkulu alkışlarınızla geliyorlar. Erdal ve Mercan Erzincan. Aşk ile selamlıyorum hepinizi. Hoş geldiniz canlar. Eyvallah. Thank you.
Anlatmam derdimi dertsiz insanlara. Dert çekmeyen dert kıymatını bilemez. Derdim bana derman imiş dillerdi. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz ama. Olamaz aman aman, olamaz aman. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz aman aman, olamaz aman, olamaz aman. Çiçekten yapıyor bağım. Kişi sabır ile bulur kemanı. Sabretmeyen maksudunu bulamaz ama, ama bulamaz ama. Sabretmeyen maksudunu bulamaz ama, ama bulamaz ama, ama bulamaz ama. Veysel günler geçti yaşatmış oldum. Döküldü yaprağım küllerim soldu. Gemi gün aldı gamine doldu. Harekete kimse mani olamaz aman aman, olamaz aman aman, olamaz aman. Harekete kimse mani olamaz aman aman, olamaz. Thank you.
Sökün ayı geldi, çiğdemler bitti. Çırpını çırpını yuy yuy, kakışın kuşlar kuşlar. Gurbet elin kahri yaktı kül etti, etti. Yanım benim gibi 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 tütüşün kuşlar kuşlar. Gurbet elin kahri yaktı kül etti, etti. Yanım benim gibi 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 ah, tütüşün kuşlar kuşlar. Selam söylende Ali, 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 İzzetin dostun ayı. Şu mektubu alın, 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 ah verin destine.
Yuva yapsın bizi evin üstüne, üstüne. Her sabah, her sabah, sabah, sabah. Ah, ötüşün kuşlar. Yuva yapsın bizim evin üstüne, üstüne. Her sabah, her sabah, sabah, sabah. Ötüşün kuşlar, ey kuşlar. Bir seher vaktinde gençlik çağında sevdası kalbime geldi, gizlendi. Başımdan aldı gizlendi, aldı gizlendi, aldı gizlendi. Bu sevda başımdan ırmaz dedi, aşkın deryaları durulmaz dedi. Her güzel baktı yüzüme, güldü gizlendi, güldü gizlendi, güldü dünyada tükenmez murat varmış, varmış efendi. Ne alanı gördüm ne murat gördüm. Ne alanı gördüm ne murat gördüm sevdim. Hey.
meşakkatin adını Murat koymuşlar, koymuşlar efendim. Dünyadan lezzet ne bir tat görmüyor. Dünyadan lezzet ne bir tat gördüm sevdim. Var mıdır dünyaya gelip de kalan, de kalan, de kalan? Gülüp baştan başa muradıma hey. Gülüp baştan başa muradıma lan sev. Muradım aksudu hepsi yalan de yalan de yalan. Ölüm mü dünyada hakikat gör hey. Ölüm mü dünyada hakikat gördüm dolap çarkı belirsiz, belirsiz, belirsiz. Çağlayan bir su var arkı belirsiz. Çağlayan bir su var arkı belirsiz sevdi. Veysel neler satar narhı belirsiz, belirsiz, belirsiz. Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm hey. Ne müşteri gördüm ne hesap gördüm sevdim. Bezgindi, solgundu beni. Dedi
açılmıştı ulusun bahtı. Döndü Anıtkabr'e, Atay'a baktı. Bir güzel hayaller kurdu ha kurdu. Bir güzel hayaller kurdu ha kurdu. Adana Ovası uzanır gider, pamuğa bürünür, bezenir gider. Bir zaman burada ırgatlık eder, eline ne geçse kârdı ha kârdı. Eline ne geçse kârdı ha kârdı. Gömleksizdi ayağı yalın, sarı sıcağında Orhan Kemal'in. Tam beş ay çekmişti kahrını elin. Dayanıp direnmek zordu ha zordu. Dayanıp direnmek zordu ha zordu. Yorganı yollara düştü, ovayı yürüdü, Toros'u aştı. Nide'den o yana Kayseri kışlı. Yollar kapanmıştı, vardı ha vardı. Yollar kapanmıştı, vardı ha vardı. Katarına bir bilet aldı, üçüncü mevkide uykuya daldı. Bir ara milletçe katara vardı, Katar'da Sivas'a girdi ha girdi. Katar'da Sivas'a girdi ha girdi. Öyküyü böyle bilmişti, kardeşin evine gece gelmişti. Karısı hastaydı, çocuk ölmüştü. Elini dizine vurdu ha vurdu. Elini dizine vurdu ha vurdu. Parsel parsel eylemişler dünyayı. Bir dikili taştan gayrı nem kaldı. Dost köyünden ayağımı kestiler. Bir akıl baştan kaybettim.
padişah değilim, çeksem otursam, saraylar kursam da asker yetirsem, hediyem yoktur ki dosta götürsem. İki damla yaştan şerifim çıksam dağlara, rast gelsem de avcı bulmuş maralar, doldur tüfeğini beni yarala, bir yara
gecesinden bir deste gül alayım Ali'nin bahçesinden. Gül alayım Ali'nin bahçesi var.
Şahmerdan coşa geldi, sır aşikar eyledi. Yağmur yağdıran benim diye Ömer'e söyledi. Ol dem şimşek yalabıdı, yedi sevma gürledi. Hem sakidir hem bakidir Nur Rahman Mali Ali Ali. Var eyledi 18.000 alemim. Hem yazandır hem bozandır levh-i mahfuz kalemim. Dertlilerin dermanıdır yar elinin melhem. Hem sakidir hem bakidir Nur Rahman Mali Ali Ali. Sefil alim akıl ermez hikmetine Ali'nin. Sarraf olan kıymat biçer gevher ile Lali'nin. Aşık ama aşık göründü, aklın aldı deli. Hem sakidir hem bakidir Nur Rahman Mali Ali Yar Ali.
Selam saygı hepinize, gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize, gelmez yola gidiyorum. Ne karaya ne denize, gelmez yola gidiyor. Ne şehire ne bir köye, ne yıldıza ne de aya. Uçsuz bucaksız yara, gelmez yola gidiyor. Uçsuz bucaksız diyara, gelmez yola gidiyor. Eşim, dostum, yavrularım, işte benim sonbaharım. Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyor. Veysel karanlık yollarım, gelmez yola gidiyor. Thank you.
Ben gidersem sazım sen kal dünyada hey. Gizli sırlarımı aşikar etme hey. Lal olsun dillerin söyleme yalda hey. Garip bülbül gibi ahu zar etme hey. Zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey. Garip bülbül gibi ahu zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey, zar etme hey. Eyvallah, var olun. Alkışlarınızı ustaya, Veysel Baba'ya. Her şeyi bu kadar yalın, bu kadar derin anlatmak ancak Veysel'e yakışır, Veysel Baba'ya yakışır. Yunus'tan bugüne bütün ozanların, bütün aşıkların hepsinin süzülmüş, damıtılmış özetidir Veysel Baba. Aşk olsun onu anlayana, onu dinleyene, onu kendine rehber edinene.
Bugün çok güzel bir muhabbet yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Sohbet etmedik, muhabbet ettik. Muhabbet bir olmak demek. Biz gönülleri birledik, hep beraber aynı noktada, aynı ruh halindeyiz. Bunu yakalamak bazılar için çok güç ama bizler için çok kolay. Çünkü elimizde bağlama var. Hepimiz bağlamaya teslimiz. Bağlama bizi bağlıyor. Başkan yok ama aramızda, o da bağlamaya bağlanmış. O yüzden böyle bir etkinlik düzenledi. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Bugün Yiğit Aktı benim konservatuardan arkadaşım, 30 yıllık arkadaşım. Çok güzel sahneye çok güzel şeyler sundu Veysel Baba'dan. Sizler de güzel kulak verdiniz. Ben ona da çok teşekkür ediyorum. Ve ekibine. Eyvallah. Sizi Antalya'da ağırlamak bizler için çok büyük onur, çok büyük mutluluk. Ne iyi ettiniz de geldiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, sağ olun. Coşkulu alkışlarınız Erdal ve Mercan Erzincan için. Efendim, sizin için çam sakızı, çoban armağanı birkaç küçük hediyemiz var. Şimdi müsaadenizle onları sizlere takdim etmek üzere Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilimiz Sayın Mithat Arası, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Sayın Nurettin Erdoğan'ı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Sayın Okan Yavuz Beyefendi'yi sahnenize davet ediyorum. Efendim, şefimiz Sayın Yiğit Aktı Beyefendi'yi, Türk Halk Müziği Çocuk Korosu şefimiz Sayın Nurullah Harmankaya Beyefendi'yi ve Türk Halk Müziği Gençlik Korosu şefimiz Sayın Dilara Şahin Hanımefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Sevgili dostlar, değerli canlar, bugün bizleri burada bütünleştiren ve birleştiren, böyle bir organizasyona katkı koyan Büyükşehir Belediye Başkanımız sevgili Müttün Bece'ye çok çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Aynı zamanda tekrar aday gösterilinden dolayı kendisine başarılar diliyoruz. Bundan sonraki sürecinde de başarıların devamını diliyoruz. Burada bizleri bugün mest eden Erdal Hocamıza, Mercan Hocamıza gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Gönüllerimizi fethettiler. Tabii ki buna vesile olan Veysel Babamız, ulusal ve uluslararası boyutta bir değere sahip, bizim için çok büyük bir değer. Onu anlatmak yani kelimelerle kifayetsiz kalır. Kendisi yüce bir şahsiyettir. Onun kısa bir anekdotunu ben size aktarmaya çalışacağım. Ve oradaki mütevazı yüceliği. İlk eşinden Esma Hanım'la birlikte iki çocuğu olur. Birinci çocuğu 10 aylıkken Hakk'a yürür. Ve ikinci çocuğu, kız çocuğu 6 aylıkken Esma Hanım Veysel Baba'nın evinde çalışan Hüseyin isminde birisiyle gönül bağını kurar ve ondan kaçmaya karar verir. Gece bohçasını alır. O sevgilisiyle beraber yola düşerler. Yolda giderken bir rahatsızlık duyar. Ayağına bir rahatsızlık söz konusu olur. Dururlar ve ayakkabısını çıkarır, ayağının içindeki rahatsızlığa bakar ki orada bir miktar para ve bir de not vardır. Notta şöyle der: gittiğin yerde kimseye muhtaç olma, bu para sana bir müddet yeter der. Ve devamında güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa diye o dörtlüyü de orada sıralar.
Veysel Baba'nın önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim efendim. Efendim, konserimiz bitmedi. Bir eser daha okuyacağız sizlere. Biraz sabretmenizi rica ediyoruz. Hep birlikte okuyacağız. Efendim birer... Evet, buyurun. Başkan vekilimiz konuşacaklar. Değerli canlar, değerli konuklarımız, böyle güzel bir günde üstadlarımız yanımızda, değerli vakıf başkanım da yanımda. Muhittin Başkanım'ın size selamlarını getirdim. Kendisi gelemedi. Bugün bir program daha vardı. Canlı yayın vardı. Ona katıldı. Vekaleten ben geldim. Ama gönlü burada. Biraz önce Erdal Hocam da bahsetti. Büyük ozanımız Aşık Veysel'imin gerçekten bu zamana kadar süzülüp gelen bütün ozanların son noktası olmuş gerçekten. Biraz önce bunu Erdal Hocam bahsetti. Biz 19 ilçemizde genel olarak kültürle ilgili bütün çalışmalarımızı yapıyoruz. Gerçekten Muhittin Başkanım da bu konuda destekleri büyük. Hele hele böyle bir gecede değerli vakıf başkanımla, değerli hocalarımla, değerli İsmail Basürelsan ekibimizle beraber, hocalarımızla beraber, onlarla beraber bu günü hep birlikte yaşamak bana da şans oldu ve güzel oldu. Ve izlemeye de gelecektim zaten Erdal Hocam'ı. Hepinize teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Başkanımın da tekrar selamlarını iletiyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Hocam yüreğinize sağlık. Arkadaşlar yüreğinize sağlık. Peki, teşekkür ederiz. Birer buket çiçeğimiz ve Sayın Erdal Erzincan'a, Sayın Mercan Erzincan'a birer plaketimiz var. Evet, kıymetli şeflerimize, çalgı grubu şefimiz Sayın Oğuz Paksoy Beyefendi'ye de birer buket çiçeğimiz var. Ve efendim birer bağlama sizlere armağan edeceğiz. Evet efendim, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek tarafından özel olarak yaptırıldı. Başkan vekilimiz ve Kültür Daire Başkanımız birlikte takdim ediyorlar üstadlarımıza. Bir de hatıra fotoğraf alalım. Buyurun böyle ön tarafta isterseniz. Peki, çok teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, Türk Halk Müziği icra heyetimizin üyelerini, Türk Halk Müziği gençlik koromuzu, Türk Halk Müziği çocuk koromuzu da şimdi coşkulu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Kıymetli koroya bir alkış alalım mı, ne dersiniz? Ve değerli şeflerimize. Ve kıymetli orkestramıza tabii ki.
Saygıdeğer hanımefendiler, saygıdeğer beyefendiler, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcra Heyeti'nin hazırladığı 7'den 77'ye Aşık Veysel'in İzinde adlı konser programımız burada sona ermiştir. Bir başka programda yeniden buluşuncaya dek yüzünüzden tebessüm, gönlünüzden huzur eksilmesin. Esen kalın.